Benim görüşüme göre bu Cumhurbaşkanı'nın istediği anayasa çoktan yazılmış durumda. Ne istediğini o bildirmiş durumda ve masasında duruyor. Hatta dağıtıma da girmiş olduğunu düşünüyorum. O çerçevede AKP'nin yetkili kurulları, hem parti hem hükümet üyeleri çeşitli aşamalarda bu Cumhurbaşkanı'ndan kendilerine gelen, indirilen anayasayı tartışıyorlar. Hani şöyle mi olsun, böyle yani bir ısındırma ve onun üzerine bir tartışma var. Onun yazımı tabii ki ona müdahale edilir. Birileri onun yazımının dilini düzeltir, bilmem ne şunu yapsın. Yani bu AKP içinde bir ortalama bir uzlaşı anayasası mı olur? Veyahut da Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya istediği bütün maddeleri içeren bir anayasa mı olur? Bunu bilmiyoruz. Yani niye indirildi? İndirilmek zorunda. Kurallar öyle giriyor. Hatta meclise gelmeden önce anayasa komisyonuna gitmek zorunda. Orada tartışılmak zorunda anayasa komisyonunda anayasa. Oradan çıkması lazım. Ondan sonra meclise gelebilir. Böyle bir prosedür var. Böyle bir süreç içinde bütün bu anayasa görüşmeleri ve yeni anayasa tartışmaları yapılıyor.